Herkese merhaba, ben Şenol. Don Starve'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Sıfırdan başlıyoruz. Başlangıçta yeni karakter alasım var. Ama korkuttular gözümü ya. Bu arkadaş sözde bir miktar acıkınca, şimdi miktarını kimse söylememiş tam. Belli bir açlığın altına inince kelebeği bile teke alamıyormuş. Çok itin götüne soktular biraz ama şu bıyıklara baksana abi. Bıyıkları yeter ya. Bir kere açtım bunu, alacağım yani. Şu Hatun'u kesinlikle alma diyorlar ki, özellikle benim gibi manyak gibi oynayan, gece karanlığında ucu ucuna ateş yakan falan, en ufak bir ürktüğü zaman arkadaş etrafındaki her şeyi yakıyormuş. Orman morman bırakmaz diyorlar. Bunu açtım abi, bunu alacağım. Tok karnına güçlenir, tamam, onu anlattılar. Karanlıkta bir çok çabuk da akıl sağlığı düşüyormuş. Korkar muhabbeti o, anladığım kadarıyla. Onayla abi. Dünya saati standart artı. Zalim dünyaya hızlı bir başlangıç. O ne be? Işıklar sönsün. Normal Don't Star tecrübesinin karanlık bir tarafı. Yok abi, sağ ol. Eyvallah. World size kalsın. Taş bölümü dediler arttır. Ya aslında tamamen kısmete bırakayım ya. Oynamayayım. Şimdi oynadığım zaman biraz kolay olur. O da beni bayar. Değil mi? Aynen. Böyle kalsın bu abi. Kıvrandırmayayım bunu. Bu dünya şifreli oyunu yapmak istiyor musun? Bu oyunu yeni mekanikleri ekleyecek. Ha yok abi, sağ ol. Böyle devam. Haydi bismillah, başlıyoruz. Selam Zamazingo. Çok iyi görünmüyorsun. Evet biliyorum hacı, bak. Arkamda hemen biri var, onları gömerim kendime gelirim. Gece yaklaşmadan yiyecek bir şeyler bulsan iyiydi. Öğrendik o kadarını. Bu ilk gelişim değil buralara. Abi ilk başta Allah ne verdiyse topluyoruz. Hem de Allah ne verdiyse yani. Aha bak buyur. Ne buldum? Bir dakika, hemen selamun aleyküm karıştırdım. Otların temeli diyeceğim, Allah'ın kökü ya da dalların kökü mü? Deneriz, bir tanesi bir seferde geceyi götürebiliyormuş. Abi hemen baltayı da yaptım aslında. En azından ilk 3 gün falan full haritayı dolanacağım, deli gibi malzeme toplayacağım. Madenden topladığım o nitratları atılabilecek ilk eşya olarak gösteriliyor. Anlaşılan ileri doğru sadece iş yapıyormuş. Hoş, şu an bunda sakal yok. Benim kadarıyla bıyığı falan da uzmuyor. Yok değil mi bunda öyle muhabbet? Öbürünün meğerse sakalıyla tekrardan canlanma mekanı yapabiliyormuşsun. Havucu alma diyorlar da alacağım şu anda ya. Alma diyenler var en azından. Bu sefer kasa yapacağım. Kasa, kutu. Oha, bakar mısın, bir tane daha attım. Elimden geldiğince full ana malzemeleri şu an topluyorum. Artı hazır boşlukta vlog'da görmeyenler için canlı yayınlara perşembe itibariyle başlıyorum. Pazartesi, salı, perşembe, cuma saat 9.30 civarı başlayacağım. Gece belli bir saate kadar. Emin değilim kaça kadar. Onun dışında söylemeyi unuttum. Asıl vlog'da sosyal medyadan Facebook, Twitter veya Instagram'dan hepsini ekledim galiba kanala, yanlış hatırlamıyorsam. Takip etmenizi öneririm. Çünkü oradan hani gelemediğim zaman, geç geldiğim zaman falan bildiririm. Canlı yayını takip edecek için daha çok. Hoş, kanalı takip edenlerin de aslında orada olsa, çünkü orada bazı muhabbetler dönebiliyor. Yeni başlayacağım oyunlar hakkında sohbet edebiliyorum. Kanalda olmuyor. Kanalda tutup ona video çekmem lazım. Hani bu video şey işte, bu oyun için ne düşünüyorsunuz falan. O anlık karar verebiliyorum. Ama Facebook'tan, Twitter'dan falan olabiliyor. O anda ücretsiz bulduğum oyunları falan paylaştığım oluyor oradan. Ya bana da zaten şeyden bildiriyorlar. Yorumlardan bildiriyorlar. Arkadaşlarım söylüyor. Katıldığım bazı kanallar var. Facebook kanalları vesaire. Oralardan söylüyorlar işte, şu oyun ücretsiz, bu oyun ücretsiz diye. Şu ana kadar aldığım ücretsiz oyunların neredeyse hiçbirini oynamadım ya. Hani ücretsize düşen oyun çoğunlukla 4-5 senelik oluyor. Ve fazla tutmamış oyun oluyor. Artık herhalde satılmıyor diye ücretsize düşürüyorlar tahmin ediyorum. Ama özellikle Humble Bundle'da, bilmeyenler için Humble Bundle diye bir yardım kuruluşu olarak geçiyor. Site var. Oha, tuzak. Ver abi. Ver babacım. Ver. Yeterince saman topladım galiba ya. Hemen hızlıca bir balta yapalım. Kazma yapalım. Şöyle dursun. Şuradan da hemen taş toplayayım. İnşallah bakalım hayırlısı. Canlı yayın nasıl olacak, ne olacak? Daha önce bir iki defa ufak denemem olmuştu da. Ben kanalın başlangıcındaydı. Hani öyle çok bir kalabalık bir şey olmadı. Birkaç kişiyle öyle takıldık ki o anda bilgisayarım durumu biraz daha iyiydi. Bu bölgede fazla dolanma diyorlar. Bölge herhalde akıl sağlığımıza iyi gelmiyor. Artı yok, o çiçek. Haritayı açabilir miyim? Yoldan doğru gideceğim.
Sahilden doğru açmak bana biraz daha mantıklı geliyor. Aha, şunların çevresinde dolaşma diyorlar. Akıl sana direkt mi düşüyor abi? Evet. Tamam, eyvallah. Onu söylemeseniz imkanı yok. O anda çünkü oraya bakmadığım için fark etmem zor. Artı yorumlarda bahsedilmemiş ama izlediğim videolardan gördüğüm kadarıyla şu arkadaşlar tuzağa yakalanıyor. Az önce topladığım tuzak var ya, hatta yapabilirim daha fazlası. Ama şimdi gerek yok. Tamam, action'a şu an gerek yok. Daha hiçbir halt ettiğim yok. Aa bak, biraz olsun acemiliği atınca, en azından ilk başlangıçtaki acemiliği. Abi şu an hala acemiyim. Baya baya ama uf, akıl sağlığım gidiyor. Burada herhalde gece olunca direkt akıl sağlığı düşüyor. Meseleyi son saniye yapacağım. Şu an yapmanın pek bir mantığı yok. Yeterince malzeme topladım mı ya? Otum 20 küsur tane, samanım 20 küsur tane, çiçeğim 10 tane. Akıl sağlığı toplamak için gerekecek. Mantarları kaçırmayacağım. Kırmızı mantar anladığım kadarıyla akıl sağlığımı yükseltiyor ama health'imle yemeği mi düşürüyor? Ama ufak miktarda. Aha, taş mekan. İncele. Çirkin dev balık kafası. Boş ver, inceleme. Aha, domuz mekanını buldum. Güzel. Buraya kuruluyorum abi. Aslında bulduğum gibi de kurulabilirim. Normalde ilk 3 gün falan kurulmayı planlamıyordum ama. Yemişleri topla. Hazır burada yemişler de var. Çiçekler de var. Oh. Biraz da kısmet işi mesela. Şu an şu olay tamamen kısmet yani baktığın zaman. Yemişleri kesinlikle kaçırma diyorlar. Domuzlar gece olunca saklanıyor herhalde. Değil mi? %13 kalmış. Geleceğim mi lan? Artist, gel bakayım bir test edelim şunu. Gel böyle gel. Lan fırlama. Gelmiyorlar. Oğlum gelsenize. Aa. Ya var ya, istemesem deli gibi kovalarlar. Bilmiyorum, vardır bir olayın içeriği. Şöyle koy bunu. Şu yemişi alayım. Var mı gelen? Yok. Ne haliniz varsa görün. Kurbağa kafaları açlık dibine vurdu. Gece olmak üzere. Neyse, aha mantar. Mantara devam. Çiçek. Biraz odun toplasam fena olmazdı ya. Evet, gece olmadan bir miktar da odun toplayayım şuradan hemen. Geleceğim mi lan? Buna vurkaçla indirilebiliyormuş anlaşılan. Ağacı meşaleyle deneyeceğim bakayım. Şu an hemen çıkacağını sanmıyorum ama ya. Değil mi? Hemen ilk günden ne kadar ağaç kesersen kes ki zaten toplasan kaç tane ağaç kesiyorum. Çıkmaz herhalde. Geleceğim mi? Abi bayağı gelmiyor ya. Herhalde yuvasına saldırmadan kolay kolay gelmiyor ha. İnşaat oğlum. Tamam, bunu dik. Bunu dik. Ne diyorsun ya? Dik abi. Dik abi. Tamam, bu aydınlık sana yetmiyor mu yani? O kadar mı? Rezalet durumdasın kardeşim. Buraya ateş yakabilirim. Götüm donuyor. Kimse var mı? Yürü domuz evi. Yürü lan. Ateş yapabiliyor muyum? Oo, o kadar taşım yok ki. Şunu yapabilirim anca. Kurayım mı? Kurayım abi. Yemekleri pişireyim ya. Boş durmanın pek bir mantığı yok. Pişir abi. Bu gayet iş yapıyor değil mi? Bir dakika. 100, 200. Ye. 100, 200. Akıl sağlığı mı verdi şimdi o? Kırmızı olan mıydı? Öğreneceğim, öğreneceğim. Zamanla. Biraz sabır. 98. Şu ikisini etki ediyor. Help veriyor. Ve o help de ben. Health'im dolu diye mi? Ya da akıl sağlığım dolu diye mi? Şu an 200 tabii. Akıl sağlığım dolu diye boşa gitti onlar. Yemiş. 200 tane. Tavşanları elimden geldiğince kasalara dolduracağım. Ne oluyor lan? Bir dakika. Bir dakika. Bir şey atayım. Yakıt ekle be abi. Bir şey demedim ki. Sakin ol ya. Wolfgang akar alem. Ulan yeni dikkat ettim salak konuşmasına. Karnı aç ya hayvanın. Öküz çok fena acıkıyormuş. Harbiden doğru ya. İlk günden o kadar açlık mı düşer ya? Domuz kardeş. O hindi bunlardan yiyor anladığım kadarıyla. Yemek yiyorum. Bok yiyorsun. Ne hoş meyve yemiyorsun sen bildiğim kadarıyla. Tamam, karnımızı doyuralım.
İlk güne güzel başlangıç diyeceğim. Oho, güçlendim. Bir dakika, kaç? Oğlum bunun açlığı ama çok fazla değil mi ya? He, millette üst limit o zaman 200 tahmin ediyorum. Bunda artık 200 bilmem kaç, 300 falan mı? Neyse. Tahmin ediyorum milletin o standart limitinin üstüne çıktığımız zaman, 200'ün üstüne, o zaman akıyoruz galiba. Tamamen tahmin yürütüyorum. Bak bunları okumadım galiba. Değil mi? Yok, öyle bir şey okumadım. Oho babacım. Senin de kısmetine vallahi, seni başka türlü biz doyuramazdık. Camış gibi bir şeysin sen ya. Bana şu an taş lazım büyük ateş yapabilmen için. 6 çiçekleri de toplayayım. Kazmam var, baltam var. Şurada bir yerde taşlı mekan gördüm değil mi? Evet, taşlı mekana doğru gidiyorum abicim. Umuyorum oranın devamı var. Oradan çünkü bana altın da lazım. İkinci günden hemen şeyi kondurayım. Oo, burada domuz evi falan burada da var. Güçlü karnımı yeniden dol... Yine mi ya? Abicim. Aynen. 230 abi limiti. 230'un altına düştüğü an yalan oluyor ki toplamda da 300'e kadar gidiyor. Evet. Elimizden geldiğince üstünde tutacağız onu. Bu örümceklerin kat muhabbeti de 3 kata kadar gidiyormuş. İlk katta normal örümcek, ikinci katta ekstra bir tane güçlü örümcek, üçüncü katta daha güçlü örümcek vesaire tarzında. Onları tam olarak bakar görürüm. Şu ne? İncele mantar. Ha, kökü. Mantarın kökünü aldığı zaman bir daha mantar çıkmıyormuş. Onun için kötü diyorlar. Yapma dediler. Abi bu karşıya geçiş en yukarıdan. E, taşlı mekan burası değil miydi ya? Evet, ben niye oraya, oralara kadar gidiyorum? Ama taşlı mekanın devamı yok zaten. Neyse, ilk geldiğim noktayı biraz daha inceleyeyim. Ondan sonra akıl sağlığım. Bunun yanında dolaşmamam lazım. Hatta bu mekan... Yo, yağmur yağdı diye herhalde şu anda akıl sağlığım düşüyor ya. Yanlış anlamadıysam tabii. Yani bu bölgedeyim ama... bölgenin dışına çıktığım zaman ancak farkına varabilirim ki bölgenin dışına şu an çıktım. Evet. Bakıyorum. Yağmur durdu. Ayıp sana. Vallahi çok ayıp. Umuyorum burada da bufalolar var. Samanlık bölge. Var mı? Yok gibi. Burada yok. Tavşan delikleri var. Tavşanlar lazım bana ya. Hoş, örümceklerle de o kapan muhabbetini gördükten sonra örümceklerle de halledebilirim o muhabbeti ya. Örümcekleri rahat rahat kapana kıstırıp kıstırıp. Aha sana taş. Patlat. Canavar etiyle de aynı iş görülüyormuş domuzlarda. Ki o eşya muhabbetini hala deneyemedim. Bulduğum kazma baltayı verip bakacağım. Ne kadar iş yapıyor. Şu an 12 tane taşa ulaştığım an asıl olayım altın olacak. Şunları da topla. Havuçlar havuçlar. Havuçları da gördüm videoda. Direkt kapanın içine koyuyorsun. Anında yakalanıyor. Hiç yani gecikme diye bir şey yok. Oha abi, çakmak taşı. Arasan bu kadar bulunmaz ya. Şaka gibi. Ama ne olur artık. Samana gerek yok abi, yeter. Şunları topla. Ona da gerek yok. Şunları al. Her türlü bunlar işe yarar. Bundan da 10 tane oldu ya. Yine altın aynı muhabbeti mi yapacak bana? Domuz evini buldum. Domuzların babasını arayabilirim orada. Aklı sağlığım yine düşüyor. Ya bu herife de çiçekten taç hiç gitmez be. Vallahi düşünemiyorum. Ha, düşünmeme de gerek yok. Yapabilirim ama. Yapayım mı? Şu an akıl sağlığı fena değil daha. 200'de. Düşüyor diyor ama anında da yükseliyor yani. Pek düşme durumu yok. Yemiş. Ver abi. Demek ki arayan buluyor ya. İlk oyunda ben çok mu tırsak hareket ettim? Doğru düzgün dolaşmadım da. Bu kadar az malzemeyle kaldım. Hareket edeceksem yoldan gitmem lazım ama yoldan giderken de şunları hep kaçırıyorum ya. İkinci gün meşaleyle geçer. Niye geçmesin? En kötü bir tane küçük ateş yakarım, orada pişiririm şeyleri. Muhtemelen domuzlara direkt vereceğim etleri. Onlarla birlikte ağaç keseceğim.
Denilene göre bir günde ortalama 100 küsür tane falan toplanılabiliyormuş. Belli bir miktar domuz bulursam. Direkt domuzları hücum ettireceğim ağaçlara. Amacım o. Şunu da topla. Ah, ya geri gitmek istemiyorum. Ne lan o? Ya yine mi be abi? Güçlen oğlum, güçlen. Bunlar ne? Topla dallar. Bayağı bildiğimiz dal mı bu? İncelememe... O havuç. Çakıl taşı. Şu tarafa... Yol nerede bu arada ya? Yolu göremiyorum. Şuralarda bir yerde bulacağım galiba yolu. Fail vuruyor dediler. Oyunları da karıştırıyor olabilirim. Yorumların hepsine sıradan bakıyorum ama yorumlara ben tek noktadan bakıyorum. Videonun altından ziyade bir noktada bana gösteriyor. Bazen oyunlara verilen önerileri de karıştırabiliyorum. Yok ama bu neydi ya? Fail tuşu, CTRL tuşu. Yani ekstra tuşları var. Ben mouse ile oynuyorum bunu. Ekstra sadece space'e basıyorum bir şeyleri toplaması. En yakındaki olayı yapması için. Bir şey toplamadan ziyade. Mesela kürek varsa direkt dibini kazıyor. Elindeki eşyaya göre ne gerekiyorsa onu yapıyor. Normalde elinde kürek varken buna tıkladığın zaman toplayabiliyorsun ama niye öyle yapmıyor. Araştır şüpheli kirli yığın. İzle hayvan izi. Nerede abi hayvan şimdi? Şu tarafa doğru mu gitmiş? Aa, bir dakika, bir dakika, bir dakika meşale. Tamam, kanki. Çok güzel. Karanlıkta yapacağız o iş. Ağaçları yakabilirim. Aslında yaksam mı ya? Aha. Aydınlat mı? Aa! Çok yanlış yaptım. Şunu inceleyecektim ben ya. Araştır abi. Ne tarafa doğru? Hala bu tarafa doğru gösteriyor. Meşalemin ama canını alıyor anladığım kadarıyla. %67 yeterli olur ya. Ama bu karanlıkta da ben o şeyi nasıl göreceğim ya? Aha şurada mı? Vallahi gördüm. Araştır abi. Şu tarafa doğru gitmiş hayvan. Bundan bahsettiler. Tam olarak ne olduğunu da anlamadım. Hani bakmadan olmaz o iş. Şu an av peşinde miyim yani? Bakalım gittiğim yerde ne bulacağım. Onu da söylemişlerdi galiba. Baya avlanıyoruz. Wolfgang karnın tok... Değil ya senin. Aha bir tane daha. Hayvan yakında. Ne kadar yakında? Artı hayvan bana ne yapar? Oo. Ölüyordum değil mi baya? Baya baya ölüyordum. Aha. Ha bu saldırıyormuş işte. Hayvanı. Buldum hayvanı. Ha, doğru. Evet. Aha taş yeri. Burada ufak bir taş yeri var. Neyse şu anlık buna bir şey yapmayacağım. Ve aha. İşte beklediğim an. Meşale dursun abi. Hoş bunu alacak yerim var mı ya? Yemişleri tutmam. Şuraya alacağız abi. Şunu bırak. Gerisini toplayabiliyorum zaten. Stacklayıp. Alamıyorsun harbicim onu bırak. Atabileceğim. 40 tane çiçeğim var abi. Kafalığımı yap, yerim boşalsın. Ve bakalım abimiz de... Of. Bu abi beni yakalarsa döve. Ben... Bu adam beni yakalarsa ağzımı burnumu kırar. Herifi düşürdüğüm hallere bak. Vallahi billahi. Döve hakkıdır da yani. Şu herife yapılır mı bu? Düşünsene adam kahveye böyle giriyor ki oynayacak. Aha. Bir dakika o değil. Şundan hemen bir tane daha kondur. Devam abi çalış. Üçüncü gün direkt makinelerin daha isimlerini öğrenemedim. Bilim makinesi ve büyük ateşim yapabileceğim. Bunu da alabiliyorum. Güzel. Hayvana da saldırasın var mızrakla ama şimdi değil abi. Ölürüm mölürüm. Güzel başlamışım. İlk bölümüm son bölüm olmasın. Şurada biraz daha dolanayım. Muhtemelen günü bitirene kadar taş mekanda işlerimi halledip domuzların oraya gidip oraya yerleşirim ya. Fena değil ya. Öğreniyorum sanki bir şeyler ha. Bu kadar. Yani muhtemelen yapılacak daha önemli şeyler de var olabilir ama şu an bu kadarını öğrendim diyebilirim başlangıç için. Etrafa duvar örmek mesela hiçbir şekilde akıllı etkilemiyormuş anlaşılan. Ne bileyim ben etrafı... Aha.
Şunların yumurtalarını videoda çalıyorlar, gördüm öyle bir şey. Neden bilmiyorum. Ha bak, yumurtası orada. İleri doğru anlarız ya. Şu an ilk bölümde yapılacak iş değil zaten. Kanki, sen saldırıyor mu? Muhtemelen. Bakayım. Ne oldu? Hey canım. Oha, geliyor lan. Ha yok, gelmiyor. Oğlum karar ver. Yanında altın var. Yumurtana vallahi dokunmayacağım. Söz. Altını bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Ne lan? Geliyor galiba. Ses çıkarttı. Gelme. İstemiyorum. Ya bir huzur ver. Bu da mı yolda hızlanıyor lan? Altın lazım ya. İyi, tamam. Rahatız. Domuz kralı da bulursam hepten rahatlayacağım ya. Domuz kralı eski eşyaları falan verme olayına bakacaktım. O şu anda da kalmadıyor. Dişlerim mişlerim vardı benim. Onları verecektim. Toparla, toparla. İyiyiz. Bu arkadaşın karnını gece doyururum ya. Akşamüstü olduğu gibi yola çıksam herhalde olayı... İyi ya durumu. Ya bunu gitsin. Taşlar lazım olabilir. Bakıyoruz. Burada canlı ağaçlar var. Domuzların evleri buralar. Bayağı da var ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane gözüken var kafadan. Taş mekanını buldum. Burası da iyi. Ufaktan yola çıkabilirim ya. Şu yemişleri toplayayım. Direkt zaten büyük tarlalardan yapacağım. Bir dahaki güne... Oo, senin de gübren var. Haki, ne haber? Gübreni alıp... alamıyorum. İlla ki atılacak bir şeyler vardır da şu an atmayacağım. Yok, bir tane gübre çünkü çok bir şey fark etmez ki, mamutların membanı bulmam lazım. Yemiş iyidir. Yemiş bir camışın karnını başka türlü doyuramayız. Burası göreceli olarak yakın değil. Yakın değil, kendini kandırma. Tavşan deliklerine bakıyorum. Et ihtiyacı için. Muhtemelen ben örümceklerle halledeceğim o işi ya. Buna meyveleri yediririm. Örümcek etiyle de domuzların kalbini çalarım diye. Öyle oluyor. Devam abi. Mantar alamam. Aslında tuzağı da atabilirim ya. %13 canlı tuzağı ne yapacağım? Mantar için atılabilinirdi. Boş boş duruyor orada. Tavşan içinde ne kadar durursa dursun anlaşılan tuzağın canı gitmiyormuş. Her bir kullanmada gidiyor, orasını anladım da. Onun dışında ekstra hani atıyorum 3 gün 4 gün bıraktım sonra geldim aldım muhabbetine bir şey olur mu diye sormuştum. Bir şey olmaz dediler. Burası nasıl alan lan? O ne oğlum? Ben çok yanlış geldim. Benim domuzlar aşağıda. Burası ne abi? Burada da domuz var. Kapat hemen kapat. Bu ne o? İnkaz zinciri. Oğlum buralara kadar domuzlar mı var ya? Abi sen şu meşaleyi bir eline alsana. Zaten şu an bir şey kazacağım yok. Var buralara kadar domuzlar var. Allah bilir o domuz kralı nerede. Bak hepsi kapatıyor kapıyı. Hiç misafirperverlik kalmamış. Ayıp. Bu bölgede durmayacağım kesin. Şu yeşil bölgede duracağım. Veyahut da öbür yeşil bölge. Şuradan doğru gitsem acaba oraya ulaşabilir miyim? Çok büyük risk. Ki yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok Şenol. Dön geri. Risk. Hatta burada bitiyor lan burası. Yok bitmedi. Hala da gidiyor. Bak beni böyle kandırma. Gidiyorum. Kesin ulaşamayacağım abi. Öyle bir şey kesinlikle yok ya. Gece kalacağım dışarıda. Akıl sağlığım felaket zedelenecek. Kiremit yolumuzu da bulduk. Neredeyim lan ben? Buradayım. Aha. Tamam dolaşmışım. Aşağı inersem domuzcuklarımın yanına gidip olayı da tamamlayabiliyorum. Az bir şey kaldı. Şurayı yapmışsın da şuraya insan bir taş koyar. Meşalem bitti. Boşu boşuna. Neyse. Şimdi burada meyveler var. Burada bir yerde bir tane daha. Aynen şu iki tarafta var. Şöyle bir yere kurulabilirim. Hatta yolun sonuna kurulayım mı? Bana mı geleceksin lan? Artist. Gel. Gel. Bakayım. İşe yaramadı. Bir dakika. Niye işe yaramadı o? Gördüm abi. Tuzağa yakalandı ya. Gel hadi. Vallahi yakalanmıyor. Sıçan zil. Gece olacak. Git başımdan.
Alem git başımdan. Bak mızrak yaptıracak bana. Yapamıyorum ki mızrak. Neyin artistini yapıyorsun? Aynı geri gidiyorsun değil mi? Aynı yerine. Abi ben şuraya bir ateşimi kondurayım da. Gece oldu yani artık. Evet. Büyük ateşten yapabiliyorum. Oğlum bana mı geliyorsun? Bak yakarım ki harbi yakacağım kendimi. Yakarım kendimi. Kenar iyi aslında ya. Oğlum yapsana şundan. He? Bana sorarsan burası iyi. Saman bozguna uğratıldı. Saman. Ne? Ne dedi la bu? Saman bozguna uğratıldı ne demek ya? Tamam, sabaha kadar pişiririm artık ben bunları. Onu da niye pişiriyorsun? Bunu da pişir sivrizeka. Ateş sönene kadar pişir işte. Değil mi? Zaten mındar olacak her türlü. Onu tekrar... Bu da tekrar yanıyor galiba. Onu görmüş olurum. Taşın ekstra dayanıklılığı da var. 2 kat dayanıyormuş. Pişirmeler ama yarı yarıya süresini azaltıyormuş. Yani şu pişirme olayı bayağı riske atıyor ateşi. Ama maşallah var yani 20 tane de söndürdüm bana mısın demedi. Karnımı doyurabilirim. Havuçları şimdilik pişirmeyeceğim. Ama tabii çürüme süreleri var o arada. Tavşan yakalamaya kullanacağım. Güçlendin. Aferin. Aferin koçum benim. Kafandaki taş olmasa biraz daha ciddiye alacağım seni ama. Oğlum daha ne yiyorsun lan? Doydu adam. Camış. Şimdi hemen bilim bak. Tamam hallederiz. Hallederiz. Problem değil. Şuradan hemen ağaçlarımızı alalım. Canavar saldırmadan. Abi sözde güçlüydün sen. Hiç böyle ağacı bir hızlı indirme gibi bir durum yok yani. O güçlülük herhalde sadece yaratıkları öldürmeye. Ama örümcekler de işe yarayabilir. Mızrak falan yapar denerim şimdi. İki vur kaç dediler. Dediler bakalım hayırlısı. İki vur kaç dediler. Bugün normalde teknik olarak oradan domuzlar alıp full ormana dalmam lazım. Değil mi? Ama fazla değil hiç etim yok, değil mi? Tabii et namına hiçbir şey yok. Ama adamlara balta kazma vermeyi deneyebilirim. Şimdi mesela %4 onun çakallığını yapacaktım ben sözde. He, al onu da. Kırmızı mantarı da al. Tamam şimdi bakalım o çakallığı bir yapalım tutacak mı? Kanki senin için diyorlar. Sana balta verirsem diyorlar. Saldırın lan. Alet edevat dediniz bu değil mi? Dursun kül burada dursun. Alet edevat denilen bu değil galiba. Ne bileyim alet edevatı ver sonsuza kadar dursun. Geyiği yaptılar bana. Ben yanlış anladım galiba. Çekil bilim makinesini yerleştireceğim. Sudan penguen gelme olayı varmış kışın. Aslında su yanına yerleşmek pek sağlıklı değil galiba. Neyse ya. Şimdi ilk kasa abi hiç yapmadım. Kasa yapmak istiyorum. Saman duvar değil. Kasa nerede? Nerede olur? Burada mı olur? Kuş tuzağı. Onu da deneyeceğim. Gerek yok. Aslında direkt şunu da yapabilirim ha. Sinyal makinesi. Belki kasa bununla yapılıyordur. Emin değilim. Şimdi araçlar da yok, onu biliyorum. Jileti bıyıkta deneyebilirim ama sanmıyorum yarayacağını. Lamba var. Ampul istiyor. Yuh. Ampul mü var lan oyunda? Pusula, çanta. Çanta yapasım da var, armor yapasım da var. Özellikle bu camışta saldırı yapacağım için ben armor yapacağım abi bu sefer. Değişiklik olsun. Hatta buradan mı yapılıyor? Şunu yapacağım. 2 tane ipe yapılıyor. 2 tane ip de muhtemelen şu anda yaparım her türlü. 1, 2 yapmadığım eşyalar arasında. Ya şunu şöyle koysana be abi. Al onu. Al onu. Buraya gel. Yap abi. Kütük elbise. Tamam. Aynı şekilde mızrak yapayım bir tane. Onun için de 1 tane ip lazım. Hiç sorun değil. Yap abi. Saman topladım yeterince. Mızrağı da yap. Şu an arkadaşın ne kadar güçlü olup olmadığını araştırabiliriz. Sen dur burada. Sen dur burada. Kozalaları... Ya dur burada. Tamam fark etme. Nerede durduğun çok bir önemi yok. Ya şu kutuyu yapabilir miyim? Neredesin kardeşim? Hayatta kalma ışık. Işık da değil. Değil mi? Bal kapağı lambası maden çapkısı değil.
buraya baktım galiba. Çanta var burada. Bal lampası. Hasır. Çadır. Çadır yap dediler. Oha, 6 tane örümcek. Keseceğim, keseceğim. Yaparım onu da. Şemsiyeyi önerdiler. Domuz derisi. Hoş, domuzları öldürmem gerekmiyor mu onun için ya? Ben domuzlarla sevgi dostluk kardeşim. Buzdolabı. Abi donanımı ben nereden bulacağım? Kazan. Kazanı çok övdüler. Ki kömürü ağaçları yakarak anladığım kadarıyla yapıyorsun. Arı kutusu değil. Geliştirilmiş tarlayı yapacağım zaten de gübre lazım. Ne oluyor oğlum? Manyak, niye mutlu oldun o kadar? Simya makinesi, fal değneği. Yo, bu değil. Fal değneği için bir tanesi için tekrar canlandırma olayında kullanılıyor diye söylediler. Abi nerede bu? Burada mı ya? İmza sandık ulan hayvan herif. 3 tane. 3 tane için tanesine kaç tane gidiyordu? 4 gidiyor. Allah, al baltayı kanki. Ben şu örümceğime bir saldırayım da. Aklımda kalmasın. Neredesin lan? Artist. Oha. Ağzını burnunu kırmışlar. O zaman burada kimse varmış. 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 Abi ben döveceğim ya. Vallahi vurdum. Gece oluyor. Dur bakayım kimse var mı? Kapışalım mı? Var mı kimse? Yok kimse. Vur 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 vur. Evinizi başınıza yıkacağım. Al abi. Biraz da artistlik yapardım ama gece oldu. Aha gel 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 gel. Bir dakika ya, karnım yeterince doydu. Güçlüyüm. Ver bir tane daha da yarıda güçsüz kalma. Gel artist. İki vur dediler. İki vuramadım bir türlü. Bir. Ay öldü. Var mı lan? Ha meyveler çıktı bile. Var ya kafam rahat burada ha. Bunlar bayağı hızlı çıkıyor. Ama ben odun toplayamadım. Mızrağı bırak abi. Mızrağı bırak abi. Örümcek ağını bırak abi. Örümcek bezini ne yapacağım? Altıma mı sarayım? Ne yapıyor bu ya? Ne biçim şeyler bunlar? Havuçlar işte, bunları buzdolabına koymam lazım. Yapacağım yapacağım. Bir dahaki... Lan yeme yeme. Camış al bunu ye. Doyuramıyoruz camışı. Vallahi doyuramıyoruz. Ancak bu kadar. Bırak. Gerisi bana lazım. Ya bu lazım değil aslında. Bunu da bırak. Ulan oğlum. İki tane odun toplayana kadar muhtemelen kırılacak. Hop. Bıraktım değil mi onları? Sivri zeka. Oy yapamadım. Acele yok. Panik yok. Sakin Şeno. Sakin. Vur dibine kazmayı. 10 numara yerdeyim sanki. Hatta ben kendimi kandırıyorum ama gayet güzel gibi. Yemek bol. Ateş şey, taş mekanını buldum. Gece olmak üzere. Hayır. Patlat şunu be adam. Ya yok yok, ben korktum. Ben korktum. Odunumu yerini bile bilmiyorum. Adam gelsin ya. Adamın şeyle bir şeyler yapılıyormuş. Yeterli herhalde. He? Yeterli yani. Tamam ya. Simya makinesini yaptım. Büyük ateşimi yaptım. Örümcekleri dövecek pozisyona geldim. Armorum var. Mızrağım var. Muhtemelen bu taraftaki örümceklerin hepsini döverim. Örümceklerden yalnız et toplayamadım niyeyse. Bezini aldım. İpeğini aldım. Örümcek etleri domuzlar götürdü galiba arada. Yanlış anlamadıysam bilmiyorum. Yani kötü et avına da çıkarım. Domuzlardan bir miktar alıp ormanı bir güzel temizlerim. Çıkan elemanı da muhtemelen domuzlarla patlatırım. Bir nevi fena değil gibi başlangıç ya. İşi en azından başlangıç kısmını çözdüm. Yani 3 bölüm öncesindeki ilk bölümümü hesap edersek gayet iyi bence. Bala bıyıklıyı ama doyurması biraz sorun olacak. Evet neyse, bölümümüzde bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen düğmesine basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.